Bunun majör altı denilmesinin sebebi nedir? Mido aralarındaki altın pozisyonu. Bu altılı pozisyonu. Bunun bir defa çevirdikten sonra elimizde komisyon örneğinde bulundurursam ne demiştim? Dörtlü yapı bozuluyorsa diğerlere de bakmayın. Dörtlü yapı bozulması ki birbirine götürdüğünde inanç yoktur. Müzikoloji buna, yani böyle bir rahatsızlığın oluşturduğu dahilik boyutuna işte absolütlük yeteneği diyorlar. Yani mutlak kulak, mükemmel duyum. Bu tarihte bilinen işte Johann Sebastian Bach, Mozart, Michael Jackson gibi insanların sahip olduğu bir yetenek. Keşfedilmişti. Yani biliniyordu. Güzel Sanatlar Lisesi hazırlık sınıfındayken öğretmenim keşfetmişti. Figen Bayraktar. O görmüştü. Çok ilgisini çekmişti. Biraz da böyle şey olmuştu, heyecanlanmıştı. Tuttu kolumdan yukarıya Mücahit Hoca vardır. İşitme öğretmenimiz o zaman. Çok sevdiğim bir hoca. Eşiydi de aynı zamanda. Onun yanına götürdü. Orada birkaç çalışma yaptı. Aynı şekilde deneme yaptı. Sonra ses istedi, ses verdi. Ses istedi, ses verdi. Doğadaki sesleri ver dedi. Yani herhangi bir yere vurup bunun sesini duyabiliyor musun diye deneme yaptı. Bu denemelerden sonra o zaman belli olmuştu. Daha sonraki yıllarda zaten üniversitede de zaten biliniyordu. Üniversiteden sonraki durumda da biliniyordu. Gittiğim üniversitelerde de biliyorlardı. Gitmediğim üniversitelerde de biliyorlardı. Böyle bir yetim olduğunu biliyorlardı. Birçok İngiltere'deki insanlarla yazıştım. İngiltere'de öğrencim var, arkadaşlarım vardır. Onlar biliyorlar. Onların okuduğu okullardaki profesörleri biliyorlar. Bu durumdan haberdarlar. Yazıştığımız durumlar oldu. Görüştüğümüz durumlar oldu. Davetiye istendi. Pek gitmedim. Gitme taraftarı da olmadım hiçbir zaman. Öğrencilerim hatta sitem etti neden diye. Teşhisini hem o şekilde hem de video kayıtları şeklinde göstermiştim. Frekans duyumlarını çünkü onlara göstermiştim. Bir öğrencime aldırmıştım. Kamera karşısındayken mekanik bir akort cihazının ibreleriyle tek tek oynamıştım. Bunu onlara göndermiştim. Tabii dehşet verici bir durum olduğunu söylediler ama bana göre son derece normal bir durumdu. O durumlarımı görsün istemem insanlar. Bu yüzden daha rahat olsunlar, daha rahat sergilesinler. Ben dinlemeyeyim ama onlar işini iyi yapsın diye pek dinlemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen arka tarafa doğru 15 dakikada bir girip çıkacağım. Çünkü bu yetimi ailem de biliyor. Nişanlım da biliyor. Böyle bir durumumun ve böyle bir rahatsızlığımın olduğunu biliyorlar. Umarım çok tetiklemez. Re mi fa la do. Doğru. Evet, şimdi absolütlik aslında iyi duymayla alakalı bir durum. Hatta bir rahatsızlık, hastalık. Çünkü normal insanın duymasının iki katı oranında bir kişi duyabiliyorsa işte bu absolütlik oluyor. Ortama gittiniz, herhangi bir yerde müzikli bir ortamdasınız. Orada bir müzik yapılıyor. O müzik bize alttan gelir. Biz normal sohbetimizi yaparız. O sadece tamamlayıcı bir unsurdur. Ama absolütler için o alttan gelmiyor, üstten geliyor. Tamamlayıcı unsur olmuyor. Onu sürekli rahatsız edici oluyor. Onun için o kişiler kolay kolay müzik dinleyemezler. Dinledikleri zaman keyif almazlar. Çünkü sürekli hata arıyorlar ve her şeyi duyuyorlar. Böyle bir sıkıntıları var.